Sevgili seyirciler, AK Parti ve MHP ittifak için buluştu. İki partinin heyetleri mecliste bir araya geldi. Şimdi görüşmenin ayrıntılarını Sultan Akdoğan bizlerle paylaşacak. Sultan, seni dinliyoruz. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve geçtiğimiz dakikalarda da tamamlandı. İttifak için aslında heyetler arası ilk görüşme olduğunu söyleyebiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısına AK Parti yeşil ışık yakmıştı ve hemen ardından Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özaseki ile Sadir Durmaz bir akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi. Bugünse heyetler arası ilk görüşmenin yapıldığını söyleyebiliriz. Mecliste gerçekleşti görüşme ve o görüşmeyle birlikte de artık ittifak için sürecinde resmen başladığını söylemekte mümkün. Bugünkü görüşmede özellikle AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki temsil etti. MHP ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın'la Sadir Durmaz'ın temsil ettiğini söyleyelim. Görüşmenin ardından heyet birlikte geçti kameraların karşısına ve her iki taraftan gelen açıklamalardaysa oldukça görüşmenin olumlu geçtiği yönündeydi. Numan Kurtulmuş son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık dedi. MHP'li Semih Yalçın da temennimiz Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de yaşanması, görüşmelerden olumlu sonuçlara ulaştığımız kanaatindeyim açıklamasında bulundu. Aslında akıllarda da pek çok soru işareti var. Bu ittifak nasıl gerçekleşecek? Yerel seçimde de ittifak devam edecek mi? Zira geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam AK Parti kampında söylemişti. Listelerde bir İttifak olmasa da ittifak gönüllerde de devam edecek demişti. Özellikle MHP'nin de bir formülü var. İstanbul başta olmak üzere bazı belediye başkanlıklarında MHP'nin aday çıkarmayacağı yönde. Ama AK Parti'den gelen açıklamalarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan her yerden aday çıkaracağız diyor. Pek çok soru işareti var. Biz de o soruları aslında açıklamanın ardından Semih Yalçın'da Numan Kurtulmuş'a sorduk. Ancak sorularımıza bu yönde bir cevap alamadık. İttifakın ama bir yol haritasının da bundan sonraki görüşmelerde netleşeceği konusunda fikir birliğine vardıkları söylediler. Görüşme bugünlük tamamlandı. Önümüzdeki günlerde aslında kritik bir görüşme gerçekleşecek. Liderler zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. O görüşme içinse Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini işaret etmişti geçtiğimiz gün. Macaristan ziyaretinden döndükten sonra MHP lideriyle bir araya geleceğini söylemişti. Bu hafta içinde de o görüşmenin yapılmasını bekliyoruz. Ama şunu bir kez daha söyleyelim. İttifak için yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam edebilmesi için ilk resmi görüşme heyetler arası bugün gerçekleşti ve tamamlandı. Meclisten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.